Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle yine rehber diyebileceğimiz tarzda bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Geçtiğimiz serilerde, özellikle de normal yani Default Age of History 2'de çektiğim serilerde genellikle şu soruya çok sık rastlıyorum. Abi oyundaki ayarların ne? İşte eyalet alfan ne? Medeniyet isimlerini nasıl beyaz yaptın falan da filan da vesaire. Ben de bugün hani bunun için ayrı bir video yapayım ki artık bu sorulmasın diye ayrı bir video yapmaya karar verdim. Bugün size oyunda yapabileceğiniz, gerçi bu yani kişiden kişiye göre değişen bir şey tabii ki de. Zevkinize göre değişir. Hani nasıl türlü kullanmak istediğiniz sizin zevkinize göre değişir. Kimisi gider abicim şu şekilde yapar, eyalet harfi fuller, gözü kanayarak oynar. Yani bu, ben bunu sevmiyorum abi. Yani bu benim gözümü kanatıyor gerçekten de. Kimisi gider farklı şekilde oynar vesaire. Şimdi biz bunu önce bir varsayılanlar alacağız. Oyunun varsayılan hali bence gerçekten çok kötü. Yani bu şekilde bence oynanmaz. Oyun ilk indirdiğiniz zaman size bu şekilde geliyor ve bence bu şekilde oynanmaz. Yani bir kere hele de modern dünyada oynuyorsanız bu şekilde asla oynanmaz. Modern dünya biraz daha canlılık isteyen bir senaryo bence. Hatta şunu da söyleyebilirim ki eyalet ayarları senaryodan senaryoya da değişiklik gösterebilir. Yani 1440 yılında mesela bunu kullanabilirsiniz belki. Hele bir açalım mesela. Oyunlar, yeni oyun, modern dünya, şuradan bir 1440'a baktığımızda yani 1440'da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Çünkü 1440 senaryosunun havası bunu gerektirir abi. Biraz daha karanlık bir ton, biraz daha dark. Anlatabildim mi abi? Ya da İkinci Dünya Savaşı'na da örneğin bir bakalım mesela. Yani İkinci Dünya Savaşı'da bu eyalet alfa da kullanılabilir. Ama yani gelip modern dünyaya baktığında abicim şu eyalet alfayla gerçekten olmuyor. Gerçekten bence çok kötü görünüyor abi. Bu sebepten tabii senaryodan senaryoya değişebilir. Ben size bu videoda standart olarak nasıl güzel hale getirebilirsiniz? Ya da şu şekilde de söyleyebilirim. Benim kendi videolarımda kullandığım ayarlar neler? Bunları göstermeye gayret edeceğim. Öncelikle dostlar, benim eyalet alfa ayarım 150'dir. 150 eyalet alfa ayarının ben Age of History 2 için, özellikle de modern dünya için en iyi ayar olduğunu düşünüyorum. Ama çok fazla gözünüzü alıyorsa 140 da gayet iyidir. 140'da da, hatta 140 daha güzel gibi gözüktü abi gözüme açıkçası. Yani 140 da gayet iyiymiş, aynen öyle. 140'da da kullanılabilir. Onun haricinde iç sınırları bir açalım. Şehirler genel olarak çok düşük bir sayıda geliyor. Yani koskoca Türkiye'de 71 tane eyalet var. Sadece şuradan bir baktığında elle sayılır derecede çok az toprağı gösteriyor size. Nereden baksan bir 10-11 tane toprağı. Bu bana gerçekten çok az geliyor. Ben daha fazla şehrin görülmesini istiyorum. Bu sebepten şehirlerin sayısı ayarını %60'da kullanmanızı ben öneririm dostlar. En azından bir tık daha fazla gösteriliyor. Ha diyeceksiniz ki ben bütün şehirleri görmek istiyorum. %100 de yaparsınız. Ama bütün şehirleri görünce biraz ilginç olabiliyor abi. Bence görüntüyü bozuyor. %70, %60 arası gayet uygundur. %60 da olur, %70 de olur. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Tabii ki yine size kalmış bir şey. Onun haricinde şöyle bir baktığımızda şimdi en önemli bölümlerden bir tanesi medeniyet isimleri. Pek çok kişi medeniyet isimlerini siyah kullanmayı sevmiyor. Beyaz medeniyet isimleri kullanmak istiyor. Ve bunun nasıl yapılacağını bilmeyen arkadaşlarımız var. Bunu da yine bir gösterelim abi. Öncelikle şuradan bakın, medeniyet isimlerinin minimum ölçeği seçeneğin altındaki renk kısmından bunu beyaz haline getiriyorsunuz. Peki diyeceksiniz ki abi bir de bunda siyah gölge koyma vardı. O siyah gölge koymada şurada gördüğünüz üzere bir sınır rengi yazıyor. Sınır rengine tıklayıp bunu siyah yaparsanız siyah olur. Peki diyeceksiniz ki abi bu gölge neredeyse hiç görünmüyor. Doğru söylüyorsunuz. Onun için de şurada gördüğünüz genişlik diye bir ayar var. Genişliği 3 yaptığınızda benim kullandığım ayara gelmiş olursunuz. Peki diyeceksiniz ki abi o koyduğum gölge çok saydam görünüyor. Onu da genişletmek için, daha doğrusu daha opak bir hale geçirmek için şu şekilde alfayı fullersiniz ve gördüğünüz üzere gölgelerimiz daha canlı görünmeye başladı. Genişliği 2'de de kullanabilirsiniz bu arada. 2 de uygundur. 3'te de kullanılabilir. 2'de de kullanılabilir. 2 sanki daha iyi gibi duruyor. 3 biraz fazla kaba gösteriyor diyelim. Ama 3'te de kullanmak isteyen yine tabii ki de olabilir. Zevke göre değişecek bir şey. Evet, alfayı da %100 yaptığınızda gördüğünüz üzere onun opaklığını, saydamlığını değiştiren bir ayar. Buradaki alfa da yazının opaklığını, saydamlığını değiştiren bir ayar. Bunlar bu şekilde. Peki bu soru da epey bir geliyor. Şu animasyon zamanı nedir? Bu animasyon zamanı dostlar, bakın şimdi şu şekilde göstereyim. Bakın şimdi. Yakınlaştırdınız değil mi? Şu anda o medeniyet isimleri görünmüyor. Türkiye diye görünmüyor. Uzaklaştırdığınızda bak yavaş bir şekilde Türkiye yazmaya başlıyor. Ya birdenbire aniden Türkiye yazmıyor. Yavaş bir şekilde birden Türkiye yazmaya başlıyor.
Bu onu ayarlıyor abi. Eğer bunu çok fazla yaparsanız gördüğünüz üzere animasyon zamanı çok yavaş oluyor. Yani yakınlaştırdıkça, şu şekilde uzaklaştırdıkça daha yavaş yavaş görünmeye başlıyor. Tabii bu ayarı 1000'de kullanmak daha mantıklıdır. Yani 1000'de kullanmak bence daha güzel. Çünkü hemen şöyle biraz uzaklaştırdığımda ben ülke isimleri gözüksün isterim açıkçası. Bu da yine sizin zevkinize göre değişebilecek şeylerden bir tanesi. Onun haricinde şu çoruk arazi ayarıyla oynamanıza çok fazla gerek yok. Savaşçısı ayarıyla da oynamanıza çok fazla gerek yok. Buradan yolları ayarlayabilirsiniz. Bunları yine kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bunu oyun içinde gösterirsem daha sağlıklı olacaktır. Hemen geri gelelim. Oyunlardan yeni oyuna girelim ve Türkiye'yi seçelim, bir oyuna başlayalım. Tamam mı? Hemen şuradan ayarlara bir dakika abi. Hatta şu şekilde yapalım. Şu asker buradan Erzincan'a gidiyor, tamam mı? Gördüğünüz üzere askerin ilk gittiği yerdeki oklar şu şekilde bir büyüktür işaretine benziyor. Sonrasında gideceği yerler ise çizgilerle gösteriliyor. Şimdi ayarlara giriyoruz. Eyalet ayarları diyoruz. En aşağı iniyoruz. Ve gördüğünüz üzere dostlar bu ayarda bunu değiştiriyor. Bakın bu şekilde. İstediğinizi yapabilirsiniz buradan. İstediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Bu alfanın neyi değiştirdi? Ha, bu işgal edilmiş eyaletleri değiştiriyor abi. Yani mesela bir adet eyalet işgal edelim ve onun üzerinde bunu gösterilmemen. Mesela atıyorum işte birine savaş ilan edelim abi. Ya Bulgar'a savaş ilan edelim mesela. Bir tane toprak alacağız. Sadece bir tane toprak. Aynen öyle. Savaşımı ilan ettim ve saldırdım. Gördüğünüz üzere bu toprağı aldık dostlar. İşgal edilmiş eyaletlerin üzerinde sizler de biliyorsunuz ki şu şekilde bakın şerit şerit çizgiler oluyor. O ayarda bunu değiştiriyor abi. Bunu şu şekilde bence daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Şuradan ölçeyi azaltacaksınız abi. Tabii o kadar değil. Şu kadara çekeceksiniz. 0.9 1 de olur. Ama 0.9 daha iyi olacaktır bence. 0.9 en iyisi gibi görünüyor. Alfayı arttırırsanız bunun alfası artar, azalır. Yani opaklığı, saydamlığı azalır. Ben bunu %60'da kullanmanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere dostlar şöyle bir oyundan çıkalım. Daha doğrusu ayarlardan çıkalım. Uzaktan baktığınızda işgal ettiğiniz eyalet çok daha net bir şekilde görünüyor. Gördünüz mü abi? Bu şekilde çok daha güzel. Ne yapıyorsunuz? Ölçeyi 0.9'a alıyorsunuz. Diğer ayarı aynı şekilde bırakıyorsunuz. Böylece çok daha uzaktan baksanız bile işgal ettiğiniz eyalet çok daha net bir şekilde görülüyor. Hatta daha fazla toprak fethettikten sonra bu farkı daha iyi anlayacaksınız abi. Şu şekilde göstereyim onu da. Biraz oynayalım bakalım. Biraz şu Bulgaristan'ı yiyelim. Pek de yiyemiyoruz. Pek de yiyemiyoruz. Şurada hemen bir ordu basımı yapalım. Aynen. Aynen bu şekilde. Tamam, bu kadar aslında yeter de. Yeter yani, bu kadar aslında yeter. Tamam. Zaten son birkaç toprakları. Tamam abi, bu kadarı yeterli. Daha fazla toprak fethettiğinizde bu fark çok daha belirgin bir şekilde anlaşılıyor. Gördüğünüz üzere işgal ettiğiniz eyaletler çok daha smooth, çok daha tatlı bir şekilde görünüyor. Bunu siz de fark etmişsinizdir zaten. Hele uzaktan baktığınızda bence daha da güzel görünüyor abi. Hatta şu şekilde bir isimleri kapatırsak bence daha da güzel görünüyor. Bu yüzden bu ayar kesinlikle ayarlar içerisinden en önemlilerinden bir tanesi. Bu gösterdiğim işlemlerin hepsini yaptığınız takdirde görüntünüz buna benzer bir hale gelecektir. Ben güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu ayarlar. Tabii bu ayarların hoşunuza gitmesine gerek yok aslında. Ben sadece bu ayarların hangisinin ne işe yaradığını göstermeye çalıştım bu videoda. Pek tabii ki siz bu ayarları kendi zevkinize göre kişiselleştireceksiniz. Umarım işinize yarayacak bir video olur dostlar. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden Kerem'li İmparatorluğu Discord sunucusuna katılabilir. Bizleri Twitter'dan da takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bye bye.